İyi haftalar sevgili seyirciler. Piyasalardaki son gelişmeleri, günün öne çıkan ekonomi başlıklarını ve haberlerini Parasal'da Profesör Doktor Emre Alkin'in yorumlarıyla sizlere aktarıyoruz. Ben Nazlı Bolak, Parasal başlıyor. Hocam iyi haftalar. İyi haftalar. Ne oldu? Dolar düştü diyorduk, altın altına düştü diyorduk derken altının şu an üstünde seyir ediyor. Program öncesi konuşurken ayrı, şimdi bir yükselişi görüyoruz. Nereye kadar? Sabah söz vermiştim hem YouTube kanalından hem de resmi web sitemden. Dedim ki TV100'de Nazlı Bolak'la beraber bunu konuşacağız diye. Efendim herkes şimdi dikkat kesilsin, neler oldu neler bitti. İlk önce onu anlatacağım ve şimdi ne yapacağız? Ardından da ona geçeceğim. Çünkü önemli olan işte neyin olup neyin bittiğini anlatmak değil. Hı hı. Önemli olan şimdi vatandaş ne yapacak? Çünkü bizi vatandaş seyrediyor. Evet. Şimdi efendim bizim döviz rezervlerimiz uzun süreden beri tartışmalı. Yani şu açıdan Merkez Bankası'nın döviz rezervleri bir ülke için çok önemlidir. Hı hı. Merkez Bankası'nda döviz rezerv bulunması gelişen ülkeler için önemlidir. Çünkü bizim gibi ülkelerin en önemli sorunu döviz sorunudur. Çünkü ithalat yapar, borcu vardır, ödemesi gerekir. Nereden bulacak bu parayı? Efektif olarak Merkez Bankası bunu tutar ve Merkez Bankası yaptığı davranışlarla bu rezervi büyütür. Hı hı. Hatta bu rezervler ne kadar sağlamsa, IMF'nin bazı kriterleri var, ülke o kadar rahattır derler. Derler ki ya Merkez Bankası'nda bilmem kaç aylık ithalatın karşılığı olan döviz durmaktadır. Efendim merak etmeyin, işte toplam dış borcun şu kadara kadar döviz bulunmaktadır. Kimse üzülmesin, kimse vesvese yapmasın falan diye. Bakın Merkez Bankamızın durumu bu değil. Şimdi Merkez Bankamız bundan önceki dönemlerde, yani geçen ay elindeki TL miktarını alıp Londra'ya park edip ödünç dolar aldı. Ve bunları nereye koydu? Rezerve koydu. Evet. Şimdi buraya kadar bir sıkıntı yoktu. Fakat her hafta Merkez Bankası'ndan biz şu açıklamayı gördük. Merkez Bankası'nın rezervleri arttı. Allah Allah, bizi diyor ki nereden artıyor bunlar? Hangi işlemlerle artıyor diye. Swap işlemleri. Sonunda öğrendik. Şimdi aslında Merkez Bankası şunu dedi. Ya bizim yaptığımız iş uluslararası kurallara aykırı değil ki. Doğru, kabul ediyorum. Fakat hani bir laf vardır, hep tekrar ediyorum. Şeriata uygun ama dinen caiz değil diye. Tam da Ramazan'a denk geldi, bunu söyleyeyim. Bazı şeyler kitapta gözüküyormuş gibi gözükse de aslında kurallara uygun da olsa şeffaflık açısından, etik açısından doğru değil. Yani Merkez Bankası rezervlerini ödünç dolarla arttıramaz. Kağıt üstünde arttırıyor gibi gözükse de. O yüzden Merkez Bankası şeffaflıktan uzak davranışlarda bulunup bir de bununla övünmek için her hafta rezervlerimiz arttı diye haber yapınca Financial Times'a haber oldu. Financial Times de dedi ki onlara, ya arkadaş şunun cevabını verin. Bir endişemiz var denildi. Sizin rezervleriniz ödünç parayla olmasın sakın diye. Hı hı. Merkez Bankası buna doyurucu bir cevap veremedi. Tabii biz işin uzmanı olduğumuz için sağa baktık, sola baktık, analitik bilançoya baktık, anladık manzarayı. Bugün geldiğimiz noktada kamu bankalarının da döviz satarak, özellikle uluslararası piyasada döviz satarak TL'nin değerini arttırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bize gelen haberler bu. 4,5 milyar dolar civarında bir döviz satışı var. Ben de soruyorum şu ya. Bir artış. Yani gözüküyor. Kamu bankalarının 4,5 milyar dolar civarında bir döviz nesi olacak? Onlar da büyük ihtimalle ellerindeki TL miktarıyla veyahut da başka yerlerden ödünç aldığı paralarla, yani ödünç dövizlerle bir satışta bulunmuşlar. Dolayısıyla oradan bir kısım dövizi düşürdüler. Peki bu çaba niye? Niçin bunun için uğraşıyorlar? Enflasyon biliyorsunuz devalüasyonla çok yakın alakalı. Yani döviz kurları yükseldiği zaman doğrudan fiyatları yansıdığından dolayı hem Merkez Bankası'nın hedefinden şaşılacak hem de faiz üzerinde baskı yaratacak. Enflasyon yüksek olduğu sürece faiz de düşmeyeceği için harıl harıl kamu tarafı bankalarıyla, Merkez Bankası ile, otoriteleriyle, hatta kamu müesseseleriyle piyasaya döviz satmaya çalışıyorlar ki sakinleşsin ortalık diye. Ben de sabahleyin resmi web siteme kurşun ata ata biter mi diye, yani parantez içinde mi diye bir yazı yazdım. Vallahi kurşun ata ata biter. Yani Merkez Bankası peki niye doğrudan müdahale etmiyor diye soranlara iki tane cevabım var. Bir, zaten o kadar para yok Merkez Bankası'nda hani müdahale edecek kadar. İki, Merkez Bankası velev ki elinde çok miktarda rezerv olsun müdahale ediyor fakat hiçbir şey olmuyor. O zaman ne olacak? Merkez Bankası'nın zaten şu an tartışmalı olan kredibilitesi bir kere daha yara alacak. O yüzden Merkez Bankası doğrudan parmağını sokmak yerine kamu bankaları üzerinden müdahale ettirmeyi
daha yararlı bir hizmet olarak gördü. Ne oldu? Tam beklediğim gibi oldu. Ben sabah çok erken saatlerde YouTube'dan paylaştım. Dedim ki bunlar camı kır düğmeye bas işleri. Yapılması lazım mı? Olabilir, tartışırım. Fakat sonucu etkilemeyecek dedim. Dolayısıyla döviz borcu olan, döviz ödemesi olan bu mesnetsiz düşüşlerden, belli ki zoraki zorlama düşüşlerden faydalanmalı. Çünkü ileride daha yükseğe çıktığı zaman döviz kurları elindeki TL ile daha pahalı döviz alacak, daha pahalı bir şekilde borcunu ödeyecek. O yüzden ileriki vadede borçları olan, ödemeleri olan, elinde eğer bir TL miktarı var ise bunu hafif hafif, çok da fazla abartmadan, yani gırtlağına kadar girmeyi kastetmiyorum, düştüğü her yerden ufak ufak alıp kenara koymalı diye uyarıyı yaptım. Burada da aynı uyarıyı yapıyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an elinde bulunduğu şartlarla döviz kurunun düşmesi çok zayıf ihtimal. Çok net söylüyorum, bakın daha ne diyeyim. Hocam zaten gördük, bir düşüşü gördük. Şimdi tekrardan yükseliyor. Çünkü eldeki bütün şartlar, S-400 krizi, F-35, efendim enflasyonun durumu, işsizlik, içinde bulunduğumuz riskler, Doğu Akdeniz'de gerginlik var. Biliyorsunuz Yunanlarla çekişiyoruz. Yunanistan bizi Avrupa Birliği'ne şikayet etti. Yani hem diplomaside hem iç siyasette İstanbul seçimleri var. Hala kafada soru işareti. Bir seçim daha yapacağız. 2 aydan daha az süre kaldı değil mi? Yani şimdi bu kadar gerginliğin ortasında döviz kurlarının düşmesini beklemek hayalperestlik. Eğer ki döviz kurları buna rağmen düşüyorsa, bakın hiçbir şeye bakmadan körlemesine söylüyorum, herkesin bu fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. Yani piyasa fırsatlar sunar diyorum, kendisinden de sunmuyor. Suni olarak yapılan müdahalelerle de sunmuş oldu böylece. Buna çok dikkat etmek lazım. Döviz kurunun düşmesi için şu an hiçbir sebep yok. Eğer düşüyorsa anlayın ki bir müdahale var, ama bu müdahale pansuman niteliğindedir, gerçek bir ameliyat değildir. Sadece döviz kurunun yavaşlaması için yapılmıştır. Hani şunu diyebilir birileri, maazallah eğer bunları yapmamış olsalardı şu an 7 lira olacaktı. Olabilir arkadaş, bilmiyorum. Yani söylediğim size, aksini ispat edemediğiniz her şeyi gerçek diye kabul etmek zorundasınız. Bu işin de maalesef zor tarafı bu ya. İktisatçılık da böyle, siyaset de böyle. Yani aksini ispat edemiyorsunuz, peki diyorsunuz. Öbür taraf iddia ediyor ki, kamu tarafı, biz buna müdahale ettik, memleketi büyük bir felaketten kurtardık. Peki, teşekkür ederiz. Ama bu döviz kurunun yükselişini durdurmayacak. Zaten gözüküyor. Yani sabah 5.97 ile uyandık. Şimdi oldu 6.09 galiba. O evet geldi. Yani o yüzden böylece açıklamış oldum. Sebebini açıklamış oldum düşüşün. Ve sonra ne olacak? Kim ne yapmalı? Bunu da söylemiş oldum. Hocam, sürekli gelen sorulardan biri de aslında altın swap piyasası ile ilgili. Evet, doğru. Merkez Bankası 6 Mayıs'ta bu işlemi başlatacağını söylemişti. Doğru. Londra kapalıydı pazartesi günü. Şimdi denilenlere göre, bizler de okuyoruz çıkan haberleri, gelişmeleri takip ediyoruz. Çok beklenildiği gibi işe yaramadı tabiri kullanılıyor. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey. Dövizi biriktirme işlemleri bellidir hayatta. Hı hı. Bir likiditeniz vardır TL. Ufak ufak döviz alırsınız. Rezervi kuvvetlenirsiniz. Bankalar için de geçerlidir. Kaynak kompozisyonlarını ayarlarlar. Yani sadece TL cinsinden değil, döviz cinsinden gelir yaratmaya çalışırlar. Kendileri ki ne mi lazım, bir kenarda dursun diye. En kötü zaten yabancı ortaklar var, ondan para isterler, sermaye takviye yaparlar, bellidir yani. Ama ödünç parayla bir yere kadar gidebilirsiniz. Yani elinizdeki altını ya da TL'yi park edip karşı tarafa ödünç verip, karşılığınızda döviz ödünç alıp işlem yapmaya çalışırsanız, bu tabii ki uluslararası piyasalara uygundur, kurallara uygundur, ama ciddi de bir risk aldığınızı gösterir. Yani siz bunu geri vermeye başladığınızda durum nasıl olacak? Çünkü bunu satıyorsunuz piyasalarda değil mi? Evet. Bir banka olarak. Sonra bunu tekrar geriye koyacaksınız. Hangi fiyattan koyacaksınız? Bunları düşünmek lazım. Yani bence şöyle diyelim, hani gelen sorularda haklılık payı var. Hani altınları ödünç vererek de döviz işlemi yapılabilir. Hocam, o kadar altınımız var mı diyor şu an bir seyircimiz. Ya şimdi şöyle bir şey. Türkiye'de iki tür altın var. Bir tanesi dünyaca kabul edilebilen, tescil edilmiş, işte %99.99 saflıkta olan, işte külçelerin bulunduğu altınlar var. Merak etmesinler. Merkez Bankası'nın altınları da işte New York'taki
Fed'in ve Londra'daki Merkez Bankası'nın. Ondan sonra kasasında duruyor, bir sıkıntı yok. İşte altınlar iniyor, ödünç veriliyor. Ben yani temsil olarak söylüyorum. Karşılığında döviz alınıyor. Bu işlemler yapılıyor. O kadar altınımız var mı derken, Türk yastık altı altın farklı bir şekilde, o çok farklı bir şey. O farklı bir şekilde piyasaya sürülmeli. O tam saflıkta değil. Fakat bunun saflığını ölçen ve bunun değerini verecek olan yeni müesseselerin kurulması lazım. Bakın, kamu bankaları çıktı ortaya, işte altına karşılık bir şey veriyoruz falan, gelmiyor vatandaş. Yani vatandaş sadece bizde değil, Türkiye'de değil, dünyanın her gelişen ülkesinde, gelişmekte olan diyeyim, güvenmiyor piyasaya. Kendi ulusal parasına güvenmiyor. Batı'nın icat etmiş olduğu enstrümanlar diyor, eyvah diyor, bunu da verirsem bunu da kaptırırım diyor. Yani vatandaşın gönlüne uygun bir enstrüman çıkmadı ki gönül rahatlığıyla yastığın altındakini çıkarsın da teslim etsin, bunun karşısında bir sertifika alsın, bir değiş tokuş aracı oluşsun çok falan. Ya yapmıyor hocam. Yani vatandaş istemiyor. Altını ne kadar aldım diyor, şimdi fiyatı ne kadar çıktı ve diyor. İyi ki de yastık altında tutuyorum diyor. Ben size anlattım diyor. İşte 2008 onda 2010-2018 %436 falan para kazanmışlar. Yani 5 yıl boyunca, özür dilerim düzeltiyorum, 5 yıl boyunca gram altında ısrar edenler %436 para kazanmışlar. Yani teyzelerimiz, ninelerimiz bizden iyi biliyor bu işi. Çok net. Gerçekten neden? Öyle. Diyor ki bir taraftan, altının diyor yurt dışındaki değeri önemli değil. Türkiye'de nasılsa diyor döviz diyor patlar. Döviz patladığı zaman bir de diyor şansımıza diyor, altının da dünyadaki fiyatı artarsa bak diyor karımızın büyüklüğüne bak diyor. Doğru söylüyorlar. Ben ise bunu çok profesyonel bir yatırım aracı olarak gördüğüm için altından biraz imtina ederim. Ama şu ana kadar klasik yatırım aracında kalanlar ciddi para kazandılar. Onu söyleyeyim. Yani para kazandılar ama hastığın altında kaldığı sürece bize bir faydası yok. Doğru. Yani bu şey vardır, meşhur Arapça güzel bir söz var. La talebe la idare diye. Yani hiçbir şeyi talep etme, bir yere de stoklama diyor. Çünkü stokladıkça ne oluyor? Orada atıl olarak kalıyor. Dolayısıyla, ama hocam o da bir güvence aslında. İşte biz demek ki piyasa enstrümanları vatandaşımıza güvence veremedi ki yastık altındakini çıkarsın versin devlete. Onun karşılığında bir sertifika alsın. Bak benim bu altının buna hiçbir şey olmaz diyemiyor. Dememiş bugüne kadar. Yani sadece bugün de değil. Yani Cumhuriyet'in kurulduğu günden beri dememiş. Yani Batı'nın bulduğu standartlarda devam eden 2001'de bankacılık krizi, 2008'de Amerika'daki büyük bankacılık krizine sebep olmuş sistem ve enstrümanlara dünyanın hiçbir yerinde sade vatandaş güvenmiyor. Bir atıl tutuyor bunu. Aman diyor ileride diyor başıma bir şey gelir, işte kefen parası bilmem ne falan filan. Yani dolayısıyla bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin çok net çalışması lazım. Bakanların, Merkez Bankası'nın da bu vatandaşın elinde atıl bulunan yastık altındaki tasarrufu nasıl ekonomiye kanalize ederiz? Böylece kendi yağımızda güzel de kavruluruz. Tabii bu uçurma rakamlar da var. İşte şu kadar altında takriben, yani şöyle diyeyim size, 200-250 ton altın olduğuna dair rivayetler var. Daha fazlasını söyleyenler var. Benim size söylediğim şey şu. Normal olarak söylenen Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde yastık altında 250 milyar dolar civarında bir değer olduğu söyleniyor. Çok ciddi bir çok değer. Ciddi bir rakam. Çok ciddi şimdi, bir rakam. Ben de diyorum ki uçmayın kardeşim, hani yarısı olsa yeter zaten. Yani bu kadarın bile yastığın altında bulunması, hiç çıkmamış olması aslında büyük bir zarar. Fakat bunun sebeplisi vatandaş değil. Bakın görüyorsunuz olanı biteni. Kamu bankaları ödünç parayla döviz satıyor. O ondan sonra tekrar cuma akşamı düştüğü yerden tekrar yükseliyor. Hocam cuma akşamı ne oldu? İşte cuma akşamı bu oldu. Yani cuma akşamı bu oldu ciddi şekilde. Bir de şey var, hafif bir dedikodu çıkardılar. S-400'lerden Türkiye vazgeçecekmişti. Hemen Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi ama yeter. Piyasa seviyor böyle dedikoduları. Nazlı. Ne kadar etkiliyor değil mi? Çok etkiler. Bu da şeyi gösteriyor. Bir parayla müdahale etmek ya da ekonomik bir karardan çok siyasi ve diplomasi alanındaki rahatlama piyasalar üzerinde daha fazla etkili oluyor. O zaman daha fazla demokrasi, daha şeffaf politika dediğimiz zaman, o zaman bize kızmasınlar. Yani bakın müdahale ediliyor, müdahale ediyor, dolarlar satılıyor vesaire, hiçbir şey olmuyor. Bir S-400'lerle alakalı sorun gideriliyormuş dendiği zaman hop piyasa sakinleşiyor. Artık milletin anlaması lazım ki cuma akşamı, yani ekonominin düzelmesi biraz hani siyasi ve diplomaside rahatlamayla olacak. Cuma akşamı rakamlar gerçekten izlemesi tabii, beni de heyecanlandırdı. Eğlenceliydi. Evet, eğlenceliydi hocam.
Hocam, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın ekonomi ile ilgili açıklamaları var. Sevgili seyirciler, haberimizi izleyelim. Saygıdeğer konuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Mali anlamda tarihi bir dönemden geçiyoruz dedi ve şunları söyledi. Türkiye'de çok önemli bir... Türkiye çok yoğun bir ekonomik saldırıya maruz kaldı. Cari dengede neredeyse sıfıra doğru gidiyoruz. Enflasyonda keskin düşüşler göreceğiz. İstihdamda güzel gelişmeler var. Türkiye ekonomisi emin adımlarla ilerliyor. Son 8-10 ayda çok önemli altyapı düzenlemeleri adımları attık. Toplum dışarıdan gelen saldırıların farkında. 8-10 ayda dışarıdan faktörlerle eski Türkiye ayakta kalamazdı. Nasıl bir standart yani uluslararası... Bakan Albayrak, Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili de konuştu. Albayrak, Trump'ın ziyaretiyle ilgili tarih konusunda görüşmeler devam ediyor. Temmuz'un gerçekleşme ihtimali yüksek. Türkiye'ye geleceğini ifade ediyordu. Ancak şu an tarih konuşuluyor, dedi. Bakan Albayrak, ATM yani otomatik para çekme makineleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Albayrak, ATM'lerin ortak işletilmesiyle ilgili lansmanımız olacak. Ortak ATM işletmeciliğiyle 1 milyarlık tasarruf sağlayacağız diye konuştu. Güçlü bir şekilde... Albayrak, yeni emeklilik sistemine de değindi ve şunları söyledi. Emeklilikle ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi ortaya koyacağız. Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak burada yapmış olduğu ekonomiyle ilgili açıklamaları aslında hocam çok dikkat çekiyor. Burada bir iki cümlesi gerçekten ekonomiyi yıl sonuna baktığımız zaman biraz dediği şeyler, mesela enflasyonda keskin düşüş olacak. Ortak ATM işletmeciliği ile 1 milyar lira tasarruf öngörüyoruz. Bunlar aslında çok ciddi açıklamalar. Hı hı. Tünelin ucundaki ışık daha görünür halde demiş Sayın Bakanımız. Burada aslında dövizden bahsediyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Enflasyonda hocam nasıl keskin bir düşüş olacak? Anca baz etkisiyle olur. Hı hı. Yani Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında eğer tarım tarafından gol yemezsek, yani ürünün bolluğu, bazı ürünlerin bolluğu, yani endekse etki eden bazı ürünün bolluğu yaşanırsa, o zaman fiyatlar düşer. Hı hı. Hatta 1-2 ay negatif tüketici enflasyonu bile yaşayabiliriz. O zaman matematiksel etki olarak, yani Haziran ayında bak görüyor musunuz? Düşüyor tarzında bir açıklama yapabilir Sayın Bakan. Çünkü biliyorsunuz 24 Haziran'da değil mi, benim bildiğim kadarıyla? 24 Haziran'da dedim, bir sabah uyandığımızda hani bir başka matematiğe uyanabiliriz. Ondan sonra o yüzden 23 Haziran'a kadar, yani 24 Haziran sabahına kadar hani enflasyonun düşeceği konusunda Sayın Bakan müjde veriyor. Normal, çünkü bir siyasi parti temsil ediyor. Ondan sonra büyük ihtimalle İstanbul'da yapılacak olan seçime bu gidişatın etki etmesini düşünüyor. Niye? İstanbul Ticaret Odası'nın, eskiden şehirler geçim endeksi diyorduk ama perakende fiyat endeksine baktığımız zaman tüketici fiyatlarıyla İTO fiyatlarının aslında çok birbirine eşanlı gittiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla İstanbullular bir gün önce öğreniyorlar İstanbul'daki perakende enflasyonunu normal Türkiye enflasyonundan önce. Yani iki tane açıklama olacak. Daha doğrusu bir tane açıklama olacak. Yani Haziran ayının başında değil mi? İlk önce İTO, yani İstanbul'daki perakende fiyatları öğreneceğiz. Hemen ardından da neyi öğreneceğiz? Türkiye'yi öğreneceğiz. Şimdi burada eğer bir düşüş olursa bana sürpriz olmaz. Dediğim gibi artık yaz aylarına girdik. Tarım fiyatlarında işte vesaire. Ancak şu son döviz hareketi fiyatların üzerine yansıyacaksa, bunlar acaba Haziran ayı ya da Temmuz ayındaki enflasyona ertelenebilir mi? Yani bu geçiş etkisi bir erteleme olur mu, onu bilmiyorum. Ama benim anladığım kadarıyla Sayın Bakan elindeki bazı verilere bakıyor. Onların veri setleri bize göre daha, çünkü çabuk veriyor bu rakamları. Hı-hı. Bir enflasyon düşüşünü müjdeliyor. Ben görmeden inanmam. Çok net söylüyorum. Ama Sayın Bakan da bunu boş yere söylüyor değildir. Ama diyorum ki artık o vaziyete geldik ki, çünkü çok vaatler oldu. Mesela bir Merkez Bankası başkanımız dolara 1.92'ye düşecek, bana güvenin dedi.
İşte bugün seviyesini görüyorsunuz. Yani benim söylediğim şey, artık yatırımcılar, ben de dahil olmak üzere, yani bütün ekonomistler, uzmanlar artık gerçekleşmiş olana bakıyorlar. Sözlere pek itimat etmiyorlar. Hani Sayın Bakan itimat telkin etmiyor anlamında söylemedim. Artık diyor canımız yandı. Biz görmek istiyoruz. Yani biz sonucu görmek istiyoruz. O yüzden 3 Haziran'da bakacağız ne açıklanmış enflasyonları. Hatta onun bir gün öncesinde de biliyorsunuz İTO açıklayacak bu rakamları. Ama bakın söylüyorum. Bu bankamatiklerin ortak hale gelmesiyle ortaya çıkan tasarruflar falan, bunlar iyi şeylerdir. Ama kamuda böyle bir tasarruf yok hala. Yani özel sektör tarafında herkese tasarrufa teşvik eden işler oluyor. Hadi kamu bankalarının da anonim şirket olduğunu düşünürsek, onlar da bir nevi özel sektörü temsil ediyorlar. Kamu özel karışık, ama hiç kamuda tasarruf yok. Kamuda tasarruf olmazsa nasıl olacak bu işler? Nasıl enflasyonu düşüreceğiz? Nasıl faizi düşüreceğiz? Nasıl vatandaşın cebindeki parayı arttıracağız, değil mi? Kullanılabilirliğini arttıracağız. Bunlar da soru işareti. Ama Sayın Bakan böyle bir açıklama yaptığına göre güvendiği bir şey var. O zaman bekleyelim. 3 Haziran'da nasıl bir enflasyon oranıyla biz karşı karşıya kalacağız ve bunun etkisi ne olacak? Ama ben inanmıyorum demiyorum. Ama ben artık gördüğüme inanırım diyorum. O yüzden ben gerçekleşmiş haline bir bakacağım. Ondan sonra konuşacağım. Şimdiden peşinden böyle bir şey gözümün önünde canlanmadı. Yani böyle bir müjdeli bir haber, keskin düşüş dediğim zaman ben 2-3 puan anlıyorum. Mesela neydi geçen ay? 19,5'tu. Doğru. 16 çıkması lazım mesela. Keskin düşüş bu. Ama keskin düşüş şeyse, yani 19,5'tan 19'a düşürdük derseniz, bunun ismi keskin düşüş değil. Yani bu keskin düşüş dediğim bir düşüş. Şey, yani ama... Olur ama 2-3 puan oldu mu o keskin düşüş. Ama yani 19,5'te 19 yaptık. Bu pek keskin düşüştü. Yani piyasalar bunu keskin düşüş olarak adlandırmazlar. Hocam döviz kurları artık vatandaşları daha az etkiliyor demiş Sayın Bakan. Yok, onunla yatıp onunla kalkıyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir döneminde, yani özellikle 1950'lerden bu yana baktığımızda, hayatta dövizle eşanlı bir maliyet de bulunduğu için, yani hayatımız dövizle beraber eşanlı maliyetleniyor. Ya herkes dövizle yatıp dövizle kalıyor. Daha sokakta yürüyordum şuraya gelene kadar. Yani Altınbaş Üniversitesi biliyorsunuz hemen çok yakın. Şeyde Esentepe'de. Yani 12 dakikalık bir yürüyüş oldu siz buraya. Ya buraya gelene kadar sokakta 7 kişi bana döviz ne olacak diye soruyor. Hocam bize de her gün gelen sorular aynı. Ama sanıyorum Sayın Bakan şunu demek istedi. Döviz eskisine göre vatandaşı daha az ilgilendirmelidir diyorsa haklı. Bana kalırsa da öyle. Vatandaşı eskisine göre daha az ilgilendirmeli. Ama vatandaşın merakı bu. Yapacak hiçbir şey yok. Harcaması veya dahut da ödemesi döviz olmasa bile tutuyor mevduatını dövize çeviriyor. Nasıl sormasın? Sabahtan akşama soruyor. Kusura bakma. Yani o yüzden hani daha az ilgilendirmelidir diyorsa sonuna kadar katılıyorum Sayın Bakan'a. Ama daha az yani ilgileniyor ya da daha az ondan sonra maliyet unsurudur diyorsa ona katılamayacağım. Yani ama harfiyen beraber şunu koro halinde söyleyebiliriz Sayın Bakan ve bütün uzmanlarla. Daha az ilgilendirmelidir artık. Bunun için de gerekli önlemler alınmalıdır. Hocam kısa bir reklam arası tabii vereceğiz. Sevgili seyirciler, kısa bir reklamın ardından tekrar beraberiz. Parasal'ın ikinci bölümüyle sizlerin karşısındayız. Hocam Mart cari açık dengesi. Rakamlar geldi. Bir yılda 12,8 milyar dolar geriledi. Mart'ta cari açık 589 milyon dolar oldu. Yorumlarınız nedir? Tamam. Ameliyat edelim mi beraber? Hadi. Edelim. Şimdi biz büyüme hızı için neye bakarız? Birkaç şeye bakarız. Bir tanesi kapasite kullanım oranları. Bir tane de imalat sanayi. Hadi ayıp olmasın perakende de ne oluyor diye. Ondan sonra eğilim anketleri, nihayetinde de Türkiye'nin ithalatının %85'inin ham madde aramalı yatırım malı olması sebebiyle ithalatta durum nasıl diye bakarız. Yani biz üretmek için ithalat yapmak mecburiyetinde olan bir ulus olduğumuz için, bir millet olduğumuz için ithalattaki düşüş bizim için iyi haber değildir. Eğer ki ihracatta çok radikal
müthiş bir atak olmadıysa. Şimdi halbuki piyasalarda ithalatın düşmesi iyi bir şey olarak değerlendiriliyor. Değil. Bunlar retorik. Şu hafif an... siyasi safsata niteliğinde olduğu için 50 yıldır bunu satarlar ama ben de diyorum ki Türkiye'nin yapısallığında bir değişiklik yok. Türkiye 121 milyar dolar aramalı ithalaten ve aramalı üreticilerini küstürmüş. Tamam, uzun zamandır küstürmüş. Hı-hı. Onların fabrikalarını AVM'ye çevirmiş, konuta çevirmiş bir ülke. Yani dolayısıyla Türkiye üretmek için ithalat yapmak mecburiyetinde ve enteresandır, Türkiye'de üretilmeyen ham maddeye de ithalat vergisi koyan bir anlayış var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Daha fazla döviz gitmesin diye. Ama Türkiye'de üretilen nihai ürünlerin benzer ithallerini, yani ithal benzerlerine sıfır vergi koyan da bir zihniyet var. Biliyor muydunuz bunu? Çok hayır, enteresan. Bilmiyorum. Mesela anlatayım. Nasıl yorum yapacağımı bilemedim. Ha, boyanın mesela ham maddesi solvent. Tamam. Fakat efendim solventten kaçak akaryakıt yapılıyormuş. Solvente öyle bir ÖTV konuyor ki boya üreticisi bana diyor ki hocam boyayı tam olarak ithal etsem üretmekten vallahi ucuza geliyor, şimdi ben ne yapayım diyor. Şimdi dolayısıyla ithalatın Türkiye'de düşmesi iyi haber değil. Türkiye'de cari açığın düşmesi iyi haber değil. Ama şu açıdan bir iyi haber diyebiliriz. Tek bir örnek, enerji fiyatları eğer şu an %50 yukarıda olsaydı hem büyüme yavaşlıyor hem de cari açık artıyor olurdu. Bakın en tehlikelisi o olurdu. Allah'a şükürler olsun. Yok şu an. Ama cari açık düşüyorsa, kapasite kullanım oranları olduğu yerde sayıyorsa, hatta kapasite sınırları bazen zorlanıyor çünkü kimse ekstra yatırım yapmıyor. İmalat sanayinde dipten toparlanma var ama geçen seneye göre negatifse, ben kötü haberi vereyim. Birinci çeyrek büyüme hızı negatif gelebilir. Ha, gelmeyebilir ama gelebilir. Yani şunu anlamayın, %4 olur ya da -4 demiyorum. Ya sıfırın biraz üzerinde artı gelecek ya da sıfırın altında biraz eksi gelecek. Yani bir puan bile falan aralarında çok büyük bir beklenti oynaması olmaz. Çünkü Mart ayı itibariyle de cari açığın daralması demek hiç kimse ithalat yapmıyor demek. Stokta bu kadar mal yok ki. Stoktakiler zaten satıldı gitti geçen sene. Hocam en fazla Türkiye tarımda dış ticaret fazlası veriyor. Normal ya, bakın bu tarıma zaten bizim eğilmemiz lazım. Evet, sizin hassas bir sektörünüzdür tarım. Ya bu tarım normal perakende sektörü gibi kendi haline bırakılacak. Bakın işte arzla talep karşı karşıya geldi. Denge fiyat oluştu falan denecek bir yerde. Tarım politikalarını doğru kurgulamak lazım. Bunun için de bütün ilgili bakanlıkların ve ilgili tarafların bir araya gelmesi lazım. Çünkü bu tarım hassas bir iş. Türkiye tarım memleketi diye büyütüldük. Biz hiç alakası yok şu an. Yani tarımla bir alakamız yok. O yüzden tarım ve hayvancılıkla alakalı mutlaka elle tutulur işler yapılması lazım. Bakın nasıl kendini, herkesin sustuğu yerde kendini konuşturuyor tarım. Bu iyi bir şey. Ama cari açığın düşmesi iyi haber değil Türkiye'de. Bakın altını çiziyorum. Yani, hocam bu çok önemli. Yani herkes zannediyor cari açık düşüyor. Evet. Ya arkadaş bir bil de öyle konuş ya. Evet. Cari açığın düşmesi iyi haber değil. Şöyle bir şey olurdu. Türkiye bundan 10 yıl sonra yapısal bir dönüşüm geçirir. İhracatı ithalatını aşar. Yüksek katma değer üretiyoruzdur. Artık o kadar aramalına ihtiyacımız kalmamıştır. Evet, Türkiye'nin cari açığı düşer. O iyi haber. Ama yapısal bir fark yok ki. Dün nasılsak bugün de aynıyız. Evet. Hiçbir yapısal değişiklik olmadığı yerde cari açığın düşüşünden sevinilir mi? Anca başımıza daha büyük bela gelmedi, çok şükür deriz, o kadar. Daha da büyük bela gelebilirdi, buna da şükür diyoruz. O kadar. O yüzden buna çok dikkat etmek lazım. Yani cari açığın düşüşüyle alakalı Sayın Bakan'ın vermek istediği mesaj şu: beterin beteri olurdu, siz dua edin diyor. Yani ya enerji fiyatları yükselmiş olsaydı ne olacaktı? O zaman hem büyüme düşecekti, hem büyüme düşerken bir de cari açık zaten artacaktı. Zaten yeteri kadar yüksek. O yüzden diyor ki yani merak etmeyin, en azından diyor şu aşamada bile büyüme yavaşlarken cari açığımız artmıyor diyor. Yani müjde ters anlayın. Yani bu müjdenin söyleniş tarzı budur. Yoksa yaşasın cari açık düşüyor diyemez kimse Türkiye'de. Çünkü yapısal sorunumuz ortada. Biz ithalat yaparak büyüyen bir ülkeyiz. Hocam bir sorumuz var. İthalat nasıl yapabilirim ki dolar aldı başını gidiyor? Tamam, yapamayacaksınız zaten, üretim zaten duracak. Biz de zaten onu söylüyoruz. Evet. Çok kıymetli bir soru, doğru. Bu şey var, yumurta tavuk ilişkisi. Döviz yükseldiği zaman ithalattan cayıyorsunuz. İthalattan cayınca da cari işlemler açığı düşüyor. Bu kadar. Basit yani. Evet. Sistem böyle çalışıyor. Yani eğer biz farklı bir döviz kurunu uyguluyor olsaydık şu an başımız büyük belada olurdu. Yani mesela sabit kur.
Ne olurdu? Ucuzdan bütün dövizleri tüketmiş olurduk. Çünkü sabit kur sistemi ne çalışmaz bu. Hem bu da aslında merak edilen tabii, bir konu. Tabii dış ticarette liberal olduğunuz zaman döviz kurunu da serbest bırakacaksınız. Çünkü birini tutayım öbürünü gevşeteyim falan derseniz elinize ayağınıza dolaşır bu. En güzeli bu. Döviz kurları serbest, ticaret serbest. Kendi kendine dengeyi buluyor. Burada bir tek koruyacağınız, kollayacağınız sektör tarım. Bu arada ham maddesini yurt dışından temin eden insanlara da böyle ithalat vergileri koyarak da onları öldürmeye çalışma işine hiç anlamıyorum. Yani hiç Türkiye'de üretilmeyen bir şeye vergi koymanın manasını anlayamıyorum. Hatta bazı sektörler var. Biz diyor Türkiye'de üretiyoruz. Kardeşim üretiyorsun da senin kapasiten yetmiyor ki Türk üreticisine. Adamlar senden mal alacaklar, sende mal yok. Yani sen kendi şahsi menfaat için toplum menfaatini niye tehlikeye atıyorsun? Niye Ankara'lara gidip sürekli ithalat vergisi istiyorsun? Sen yetemiyorsun ki topluma. Topluma yetsen tamam. O yüzden buradan iş dünyasına da çağrıda bulunuyorum. Kendi şahsi menfaatiniz için enflasyonu arttırdınız. İthalat vergilerini arttırdınız. Hayat pahalılığını arttırdınız. Siyaseti yanlış yönlendirdiniz. Artık bu durumu düzeltin. Artık şahsi menfaatlerin değil toplumun, vatanın, milletin menfaatini yükseltin. Siyasetçiye de kızmayın. Sizi dinliyor. Ya öyle mi deyip uygulama yapıyor. O zaman doğru şeyleri söyleyin. Öyle işte efendim benim fabrikamdaki insanlar işsiz mi kalsınlar kardeşim? Tabii ki işsiz kalmasınlar ama sen de doğru dürüst davran. Yani senin rakiplerin gelmesin memlekete diye hem kalitesi tartışılır değil mi? Hem de çok pahalı şekilde satma malını. Yani bu gerçekten bu şu an işte cari açıktaki sorun da bu, enflasyondaki sorun da bu, İstihdam. Tarımdaki, istihdamdaki sorun da bu yani. Hocam SGK'ya son 2 ayda Mart ve Nisan'da 520 bin yeni giriş olmuş. Şey mi bu? İşsizlik maaşıyla. Evet hocam. Hazine ve Maliye Bakanı yeni işe giren olmuştu. Evet. Sosyal güvenlik sistemine 520 bin yeni giriş olduğuna dikkat çekmiş. İyi güzel. Yani şöyle bir şey. Bizim bir ara korktum ben. En son açıklanan işsizlik rakamı şunu diyordu. İşsizlik artıyor, istihdam düşüyor. Yok hocam, düşüyor bu rakam diyordu. Değil. Yani dün Sayın Bakan'ın tabii. açıklaması hatta istihdamın artacağı bir döneme giriyoruz sinyalini vermiş. Tamam, ben de vermiş. Diyorum ki bir önceki işsizlik oranı diyordu ki evet. İşsizlik büyüyor, istihdam düşüyor diyordu. Haklısınız. Şu an Sayın Bakan müjde veriyor. Merak etmeyin. Son rakamlar elimde. O günden bugüne diyor istihdamda artış var diyor. Yüreğime su serpildi. Bu rakam doğru bir rakam. Evet. Yani demek ki yavaş yavaş mevsimlik de olsa biliyorsunuz yaz geldi mi turizm sezonu açılıyor, iş sahası açılıyor. Biliyorsunuz her türlü hizmet sektöründe çalışanlar iş buluyorlar vesaire. Yalnız mevsimlik olduğu unutulmasın ama hiç yoktan iyidir. Yani istihdam artsın, işsizlik devam edecek ama istihdamın artması gerekiyor mutlaka. Hı hı. Onu da şu kısaca açıklayayım. Velev ki 600 bin kişi iş için başvuruyor fakat 300 bin de iş buluyor. İşsizlik ordusuna 300 bin kişi katılıyor. Ama en azından 300 bin kişi iş bulunmuş oluyor. Her ay insanlara iş bulundukça, istihdam arttıkça o zaman işsizlik rakamıyla alakalı umutlu bir beklenti içine girebiliyoruz. Ancak hem işsizlik yükseliyor hem istihdam düşüyorsa ben çekinirim, korkarım. Son rakam öyle bir rakamdı. Şimdi Sayın Bakan diyor ki bu trendi yönü değiştirdik. Tamam bir kısım işsizlik olacak ama merak etmeyin istihdam artıyordur. Bu benim için çok önemli. Yani bunu da kenara not ettim. Bu herhalde tabii bu ay Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan Mart rakam. Ve Nisan tabii, diyor. Mart evet. ve Nisan yani 3. çeyreğe çok yansımıyor ama iyi bir şey bu. Çok korkutucu bir şeydi çünkü bu. Hocam siz de zaten üniversiteleri de sürekli görüyorsunuzdur. Herkes üniversitede okuyor, doğru. mezun oluyor sonra doğru. iş arıyor doğru. ama iş bulunmuyor. Şimdi iki şeyden dolayı Nazlı Hanım dikkat edelim. Şimdi günün birinde bütün bu içinde çalıştığımız müessese de dahil olmak üzere fabrikalar, ticarethaneler yapay zeka ve robotlarla idare edilmeye başlanacak. Hı hı. Bu kaçınılmaz. Biz tam bu değişimin ortasındayız. Gençler diyorlar ki ya ben buradan mezun olacağım da benim gireceğim fabrikada çalışacağım fabrika 10 sene sonra var olmayacak veya da 10 sene sonra benim işim var olmayacak diyor. Ben niye şimdi kariyerimi tehlikeye atayım diyor. Ben o zaman çarpıcı, sıra dışı, marifetli, yaratıcı sektörlere doğru gideyim. İşte yazılım oluyor biliyorsunuz vesaire falan. Evet. Yani bir yandan fabrika sahipleri kişiler, fabrikatör diyoruz ya eski Türk filmlerinden alınır. Basiretli bir şekilde diyor ki ya gençler bizde çalışmıyor. Ben diyorum gençler sizde çalışmaz. Çünkü sizin gelecekte var olmayacağınızı düşünüyorlar. Sürekli olumsuzluk pompalanan, bu konuda olumsuzluk konuşulan bir yerde, bir şartlar içerisinde hiçbir genç tutup da gelecekte var olmayacağını düşündüğü bir işe girmez.
Haklı değil mi? Haklı. Haklı. Yani şimdi dolayısıyla işsizliğin bir kısmı da ihtiyari. Yani isteyerek bilerek işsizlik. Ben de burada çalışmam, bunun yarını yok diyor. O yüzden yarın var olacak neyse eğitimin ona göre dönmesi. Mesela biz üniversitemizde bunu yapıyoruz. Yarın var olacak olan işlere göre ders programı hazırlıyoruz. Çünkü kendimizi hazırlamamız lazım. 150 yıl öncenin bilgileriyle 150 yıl sonraya hakim olacak gençlere eğitim veremezsiniz değil mi? Yani bu ortada. Tabii ki temel bilgileri vereceksiniz ama bazı işler olmayacak. Postacı diye bir adam vardı, hatırlıyor musunuz? Evet. Yok. Yakında kasiyer olmayacak. Çünkü herkes birbirine artık elektronik posta. Şoföre gerek kalmayacak, pilota gerek kalmayacak vesaire. Yani bunları düşündüğünüz zaman tabii insanın tüyleri diken diken oluyor. Fabrikada mavi yakalıya gerek kalmayacak. Çünkü makineler kendi kendine yapacak. Ustabaşı dediğiniz kişi yapay zeka olacak. En baba ustabaşı yapay zekayı geçemeyecek. Şimdi o yüzden insanlar farklı iş kollarına gidecek. Belki de ömür boyu eğitim görecek. Bir yandan eğitecek, bir yandan öğrenecek. Yani öğrenecek, eğitecek. Biz o yüzden üniversitemizi ne yaptık biliyor musunuz? Öğreten üniversite değil, öğrenen üniversiteye çevirdik. Yani öğretim üyeleri ilk önce öğrenmek mecburiyetinde. Hem öğrenecek, hem öğretecek. Yani başka çare yok. Bununla ancak değer yaratabilirsiniz ve disiplinler arası kabiliyetlere sahip olmalısınız. Böyle bir kabiliyete sahip olmayan kişi işsiz kalır. Yani şaka yapmıyorum. Müzik, sanat, spor, kültür vesaire. Ya ben ondan anlamam, bundan anlamam da iş bulamaz bir genç. Her şeyi yapacak. Gençliğinin bir kere hakkını verecek, tamam mı? Gezecek, görecek, eğlenecek, öğrenecek vesaire. Kendini tam olarak yapacak. Ondan sonra kendine güveniyorsa her yerde iş var. Artı 2030 yılında Mars'a seyahat var, unutmayalım. Doğru. Yani hemen Z jenerasyonun gidiyor arkasından hocam? Gideceğiz. Mars'a. Tabii gideceğiz. Parasalı orada çekelim. Yaşımız yetişir inşallah. Siz bizden gençsiniz de. Yetişir şimdi hocam. Biliyorsunuz Z jenerasyondan sonra alfa geliyor. Hı hı. Alfa jenerasyonu doğru. İleride uzaya gitmiş olan bir dünyada iş arıyor olacak. Şimdi buna baktığınız zaman bizim bugün konuştuğumuz her söz lafı güzel. Şu an bizi seyreden alfa jenerasyonu büyük ihtimalle diyor ki bunlar ne diyor yani ne fabrikası ne makinesi vesaire de. Yani çocuktan al haberi dersiniz ya, çocuklar bizden daha hızlı ileriyi görüyorlar. Eskiden o enteresan oyundan mı vardı ki? Şimdi inanın bir uçağı bayağı simülasyon olarak evet. Uçuruyorlar. Bir tankı hareket ettiriyorlar. Herhangi bir aleti uçuruyorlar. Drone kullanıyorlar. Dört boyutlu düşünüyorlar. Bizim gibi değiller. O yüzden bu işsizliğin önemli bir kısmı da bu ara geçişte maalesef oluştu. Hocam Ar-Ge'ye yapılması gereken de bir yatırım var. Mesela Amerika evet, var. Gayri safi yurt içi hasılasının %3'ünü sadece Ar-Ge'ye harcıyor. Burada baktığımız zaman aslında siz de dediniz tabii, tabii. Teknoloji biraz insan gücünün yerini alacak öyle. Dediniz. Burada o zaman teknolojiyi ama kim yaratacak? Bizler yaratacağız. Doğru, doğru. O zaman bunun da eğitiminin tabii. Olması gerekiyor. Buna da bir desteğe yani gerek var. Yani Türkiye'de ve gelişen ülkelerde döviz kurunun sürekli artması, efendim piyasalardaki bu dalgalanmalar, bizi seyreden izleyicilerin çok şikayet ettiği enflasyon yükselişi, hepsi aslında gelecekle alakalı bu ülkelerin elle tutulur bir hikaye sunamamasından kaynaklanıyor. Şimdi bize bir genç sorar, ya arkadaş sizin 2030'a kadar yapacağınız başka iş yok mu? Yani hep köprü mü yapacaksınız, hep baraj mı yapacaksınız, hep tünel mi yapacak? Bu mudur yani diyecek. Peki hiç böyle dikey havalanan uçak yapmayacak mısınız? Millet uzaya gidiyor, ağırlıksız ortamda mühendislik projeleri düşünmüyor musunuz? Dese vereceğimiz cevap yok. O yüzden maalesef gelişmiş ülkeler ellerindeki yüksek teknoloji olanaklarıyla ciddi bir kolonizasyon faaliyeti başlatacaklar. Ve biz burada geri kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Sadece biz değil ha. Yani bizle beraber gelişen ülkeler işte Güney Afrika'dan tutun Arjantin'e kadar. Şimdi biz burada geri kalırsak bizim zaten piyasalarımızda dalgalanma hiç bitmeyecek. Çünkü bize yatırım yapmaya gelen adam hep korkarak gelecek. Acaba yarın sabah burada ne olacak? Kanun mu değişir diye. Çünkü sorumlu makamlarda oturan kişiler de bu dalgalanmaları kontrol etmek için sürekli vesvese ve panik içinde olacaklar. Vesvese ve panik bastı mı sürekli olarak kontrol tepkisi verecek. Kontrol etmeye başladığı zaman işleri bozacak. İşler bozulduğu zaman da dalgalanma büyüyecek. Görüyor musunuz fasit daireye? Yani kısır bir döngü bu. O yüzden her biz, şey birbirine ne kadar bağlantılı. Biz geleceğe yönelik işler yapmalıyız ki sunduğumuz hikayeyi beğensinler
Ve tasarrufumuz olmadığı için yabancı tasarrufun da buraya gelmesi için gerekli adımı atan bir ülke haline gelmeliyiz. Eğer bunu yapmıyorsa, gelecekle alakalı bize olumlu bakmıyorlarsa bu para da gelmeyecek. Sürekli olarak kendi yağımızda kavrulurken işte döviz bir hop inecek, hop kalkacağız. Biz de hop inecek, hop kalkacağız. Yani döviz kuru gibi bir hayatımız olacak. Bir yukarıdayız, bir aşağıda. Bir yukarıdayız, ne bir aşağıda. Ne güzel söylediniz hocam. Döviz kuru gibi bir hayatımız olacak. Öyle oluyor yani. Şimdi Türkiye şöyle bir şey olması lazım. Eskiden iyiler iyileri bulurdu. Bugün iyiler belasını buluyor. Bütün gelişen ülkelerde. Bu trendi değiştirecek yegane ülke Türkiye. Türkiye çünkü kişilerin arasındaki farklara aldırmaksızın hepsine kucak açan, fakiri fukarayı dışarıda bırakmayan, değil mi? Doğru. Ve her türlü dinden ve her türlü kesimden insana bir cumhuriyet çatısı altında mesken yaratmış, bayrak yaratmış, vatan yaratmış, millet yaratmış bir ülke. Eğer biz bu felsefeye geri dönersek ve bununla alakalı gerekli işleri yaparsak, Türklerin ve bu coğrafyada yaşayanların özlerinde bulunan insani bütün özellikleri ortaya koyarsak, ben size söyleyeyim mi? Hakikaten Türkiye'nin önü açılır. Bunun için yapılacak bir şey var. Adalet, özgürlük, eğitim. Üç tane şey. Ve görürsünüz bunlar yüksek seviyeye çıkarıldığı anda Türkiye'nin konuştuğu mevzu döviz olmaz. Komik bir şey olur. Bize ne dövizler? Faiz de olmaz. Sadece konjonktürel, yurt dışında bir şeyler olursa bize yansır. Onlarca Türkiye markayı, tasarımı, inovasyonu, yüksek teknolojiyi, dijital altyapıyı, pazarlamayı, satışı, tahsilatı konuşur, lojistiği konuşur vesaire vesaire. Onları iyi nasıl yapacağız diye konuşur. Tek bir örnekle söyleyeyim. Organize sanayi bölgelerini geziyorum tek tek. Altyapısı bozuk olanların konuştuğu konu ne biliyor musunuz? Bana elektrik hattı bağlar mısınız? Doğalgazın niye gelmediği, altyapısı tamamen bitmiş olanlar ülkenin meselelerini konuşuyorlar. Aradaki fark bu. Anlatabildim mi? Anladım. Derdi bol olan kendi derdini konuşur. Derdi bitmiş, kendi dertlerini tamamlamış olanlar dünyanın derdini konuşur. Bu kadar basit. Biz dünyanın derdini konuşacak, dünyanın dertlerine çare bulacak bir ülkeyiz. Bu özelliği kaybetmemeliyiz. Hocam sorularımıza devam edelim. İthalat çok güzel anladık ama ihracatta peki neler olacak? Yeni açıklanacak paketle ilgili bir bilginiz var mı? Şimdi paket üstüne paket açıklanıyor. Hatırlar mısınız, ben TV100'de televizyona çıkmadan evvel Sayın Albayrak bir paket açıklamıştı. Ben dedim ki maalesef bu paketin üzerine bir paket daha açıklanır dedim. Ve paketler açıklanmaya devam edecek. Doğru, hatırlıyorum hocam. Öyle paketle falan geçiştirilecek bir şey değil bu. İhracat master planı şu an yapılıyor Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde. Ben de refakat ettim. Cumartesi akşamı tüm ihracatçı birliklerin temsilcileri geldiler. Ve ciddi bir toplantı yapıldı. Valla iftardan sahura kadar sürdü, o kadar yani. Herkes söz aldı, söyledi. Şimdi bizim yapmamız gereken iki tane şey var. Bir tarafı ürün, öbür tarafı pazar. Ürün tarafında yapılacaklar belli, pazar tarafında yapılacaklar belli, paydaşlar belli. Yani o yüzden ihracat master planını ihracatçılar tarafından yapılacak ve kamu tarafından da benimsenecek. Başka şartı yok. O yüzden ihracatın kilogram değeri 1.4 dolarken biz dış ticaret fazlası yaratan Türkiye'yi ortaya çıkaramayız. Dış ticaret fazlası yaratan Türkiye ne demek biliyor musunuz? İhracat, ithalattan fazla olacak. E bunu nasıl sağlayacağız? Bunu sağlamak için taraflar böyle ay ya tamam sonra bakarız falan diyemezler. İhracatçı diyecek ki bana bu lazım, bu finansman lazım. Mal tedariğinde böyle kolaylıklar lazım, lojistikte böyle bir altyapı lazım. Ya bakarız bunlara dediniz mi? Dış ticaret fazlası yaratan Türkiye'yi unutun gitsin. O yüzden buradan ben ihracatçılara değil, kamuya bir görev yüklüyorum. Kamu bir kere ticaretle, ihracatla veya herhangi bir sektörle alakalı bir mevzuat hazırlıyorsa önce onları dinleyecek. Öyle bizim panik halinde yazıldığı için bunlar 32 sayılı karar gibi hep yanlış çıkıyor. Kıymetli izleyicinin sorusu doğru. İhracatın bugün katma değer yaratması için kamunun ihracatçıyı dinliyor olması lazım. Hı. Ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ihracatla alakalı tek yegane çatı kuruluşudur. Buna bakmalı lazım. İşte Odalar Birliği'ni dinleyeyim, D2 dinleyeyim de olmaz. İhracatı bil fiil yapan İhracatçılar Meclisi'nin üyeleri. O yüzden hani o taraf bize daha sıcak bakıyor, bu taraf bize vazife yüklüyor, oraya biz bakmayalım, orası yorucu diyemekle olmaz bu iş. Herkes parmağını taşın altına koyacak. O yüzden ihracatın artması için kıymetli seyircinin sorusu doğru. Tüm tarafların parmağını taşın altına koyması lazım. Türkiye'de çok görülen bir iş değil. Yine iş ihracatçının başında kalacak, ben size söyleyeyim.
Hocam bir hazır son 3 dakikamız kalmışken ben de olabildiğince sorulara yetişmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz gün Cuma günü kur algısı ile ilgili bir haber yapıldı. Ekonomistlerin analizleri konuşuldu. Ve buradaki çıkan haberde aslında asıl başlık uluslararası fon haber yayıncılık şirketlerinin aslında bizim dövize karşı bir hamle yaptığı ile ilgiliydi. Doğru. Ne düşünüyorsunuz? Son dakikalarımı sizden kısaca alalım. Son 3 dakikamız var. Bunun tersini hatırlıyorum. İsviçre Merkez Bankası, İsviçre ihracatçı bir ülke olduğu için İsviçre frangının euroya karşı olan değerinin düşük kalmaması için sürekli İsviçre frangı satıyordu piyasaya. Bir gün dayanamadı. Adam ben de her gün öleceğime bugün öleyim daha iyi dedi ve serbest bırakınca İsviçre frangı %33 değer kazandı. Bir günde, 2 saat içerisinde. Adama demedikleri laf kalmadı. Adam dedi ki taşıma suyla değirmen dönmez dedi. Yani merkez bankalarının ya da kamu bankalarının fiili müdahalesiyle dövizin değerini belirleyemezsiniz. Ancak dövizin çıkışını biraz yavaşlatırsınız. İnişini de yavaşlatmak mümkün değil. Yani eğer Türkiye iyi bir yola girmişse, herkes dövizini Türkiye'ye getirip bozdurup TL cinsinden varlıklara yatırıyorsa gelme mi diyeceksiniz millete? Yani aşağı düşüşünü de engelleyemezsiniz, yavaşlatabilirsiniz. Yukarı çıkışını da engelleyemezsiniz, ancak yavaşlatırsınız. Ne kadar yavaşlatabildikleri de ortaya çıktı. Şimdi bu akşam merak ediyorum. Yine gece yarısı Asya piyasalarına, kamu bankalarının bir döviz satışı olacak mı? Ya bunlar hep cansiperane, çok kahramanca hareketler. Bunları kabul ediyorum. Ama bunlar çok geçici etkilere sahip olan hareketler. Bunun da altını çizeyim. Herkes ona göre hesabını yapsın. Hocam kaldığımız yerden yarın devam ediyoruz. Evet. Sevgili seyirciler, Parasal'ın sonuna geldik. Yarın aynı saatte Emre Hocam'la birlikte görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.